Merhaba sevgili Elik anneleri, ben diyetisyen Ayşe Ülger. Bugün sizlerle hem bebeklerimiz hem de çocuklarımız için oldukça lezzetli kahvaltılık muffin hazırlayacağız. Ana malzemeyi sabit tutarak içeriğinde değişiklikler yapabilir ve böylece farklı lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. Ben bugün dereotlu ve peynirli yapmaya karar verdim. Şimdi hazırsanız hep birlikte malzemelerimize bakalım. Muffin için gereken malzemelerimiz 1 adet yumurta sarısı. Eğer bebeğiniz 1 yaşından büyükse tam yumurta kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı tam buğday unumuz var. Tam buğday unu yerine yulaf unu ya da siyez unu tercih edebilirsiniz. Burada 1 çay kaşığı kadar buğday ruşeğimi var. Buğday ruşeğimi bebeklerimizin beslenmesinde çok önemli bir yere sahip. Yüksek oranda B grubu vitaminleri ve E vitamini içeriyor. Bu yüzden 8. ay itibariyle omletlerinde, keklerinde ya da hazırladığınız yumurta ya da pankeklerde 1 çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Burada 1 çay kaşığı karbonat var. 1 parça ince kıyılmış dereotum. 1 tatlı kaşığı labne peyniri. Burada yaklaşık 2 çay kaşığı kadar peynir altı suyum ve 1 çay kaşığı kadar da zeytinyağım var. Şimdi sırasıyla bütün malzemelerimi karıştıracağım. İlk olarak yumurta sarımı çırpıyorum. Üzerine peynir altı suyu ve zeytinyağımı ilave ettim. 1-2 tur daha karıştırıp şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Ruşeğim, karbonat, tam buğday unu, labne peynirim ve son olarak da dereotunu ilave edip homojen bir karışım elde edeceğim. Elde ettiğimiz bu karışımımızı muffin kalıplarına paylaştıracağız. İsterseniz tek bir muffin kalıbına koyabilirsiniz ya da 2 adet vermek isterseniz 2 farklı muffin kalıbına paylaştırabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla muffin kalıplarına harcımı koyuyorum. Ve şimdi pişmesi için fırına göndereceğiz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 13-15 dakika pişireceğim. Ben fırınımı 13 dakikaya ayarlıyorum. Eğer pişmediğini düşünürsem 1-2 dakika daha ekstra fırında tutacağım. Ve kahvaltılık muffinlerimiz yaklaşık 13 dakikada hazır oldular. Dediğim gibi içeriğini bebeğinizin damak zevkine göre hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz ya da istediğiniz peynir çeşitlerini ekleyebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun canım anneler. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.